Robotik cerrahi 1980'lerden itibaren Amerikan Savunma Bakanlığı'nın savaş alanlarında cerrahinin uygulanabilmesi için geliştirmeyi düşündüğü bir anlayışla ortaya çıkmıştır. Burada hastadan uzakta ameliyatı yapabilmek temel düşüncedir. Yani cerrah hastanın karnının içerisinde ya da ameliyat alanında değil, ondan daha uzakta bu ameliyatı yapabilmek durumunda olmalıdır. Bunun için bir takım geliştirilmiş cihazlar vardır. Bu robot dediğimiz. Ancak robotik cerrahide ameliyatı cerrah yapar. Robotun kendisi yapmaz. Günümüzde henüz öyle bir uygulama yok. Robotun özellikleri 3 boyutlu bir görüntü sağlamak ve el becerisine göre çok daha geliştirilmiş aletlerle çeşitli hareketleri yapabilmek. Örneğin bir el bileğimizi biz 270 derece çevirebiliriz. Ama o kadar çevirdiğimizde bir işlem yapmak zorlaşır. Halbuki robotun eli, bileği 540 derece döner. Yani iki kere dönüp hiçbir rahatsızlık hissetmeden işlemi yapabilir cerrah. Cerrah parmaklarıyla bunu hareket ettirir. Çok büyük bir üstünlük bu tabii. En olmadık yerlerde tekniği uygulayabilirsiniz. Başka üstünlükleri de var tabii. Ve cerrah ameliyat alanının yani o anatominin içerisinde gibi davranır. Uzakta olmasına rağmen 3 boyutlu derinlik hissiyle laparoskopide bu 2 boyutlu bir görüntü vardır. Bu geliştirilmiş aletler sayesinde daha güvenli bir ameliyat yapmak mümkündür. Diseksiyon, zarar vermeden en ince ayrıntılı dokuları, sinirleri, damarları görmeyi mümkün kılmaktadır. Bunun dışında tabii böyle minimal invaziv dediğimiz, yani en az zarar vererek yapılan ameliyatlara olanak sağladığı için hastanın iyileşmesine de büyük kolaylıklar sağlar. Hastalar daha hızlı iyileşirler bu yöntem uygulandığında.